Gelinliğe ne kadar harcayacağım? Satın almak mı, kiralamak mı? Diktirmek daha mı pahalı olur acaba? Gelinlik fiyatlarını düşündüğün zaman aklında oluşan o soruları çok iyi biliyoruz. Yanıtlarını bulabileceğin ipuçlarıyla geldik. Önce gelinlik fiyatları neye göre değişiyor bir sayalım. Kullanılan malzemenin kalitesi ve miktarı, kiralık ya da satılık olması, dikim şekli ve işçilik. Gelinliğin malzemesiyle başlayalım. Kumaş ve işlemelerin kalitesi fiyatlara doğrudan etken. Bu noktada bilmen gereken şu, ipek karışımlı gelinlik kumaşları sentetik yapıda olanlara kıyasla daha yüksek fiyatlı oluyor. İşlemelerde de durum aynı. Mesela en kaliteli dantel Fransız danteli. Maliyeti de diğer dantellere göre daha yüksek. Bu yüzden kullanıldığı gelinliğin fiyatını da artırıyor. Malzemeye dair diğer ipuçlarını da Madame Amour markasının sahibi Gülşen Doğan şöyle anlatıyor. Öncelikle kumaş niteliği, kumaşın yerli olması ya da ithal olması birincil etkenken, dantelin ya da herhangi malzemenin işlemeli ya da işlemesiz olması, boncuklu boncuksuz da diyebiliriz, bir başka etken. Bir yandan gelinlikte kullandığımız malzemedeki metrajlar, yani bu gelinliğin kaç metre kuyruğunun olduğu ya da kendisinde kaç metre dantel kullandığımız ya da kaç metre ipek malzeme kullandığımız gibi detaylarda aynı zamanda gelinliğin fiyatını belirleyen etkenler. Neredeyse her gelinin aklına en az bir kere gelen soru. Gelinliği kiralasam mı yoksa satın mı alsam? Ben de gelinliğimi almadan önce şöyle diyordum. En iyisi kiralayayım, hem daha hesaplı olur. Zaten satın alsam da bir kere giyeceğim. Ama araştırdığımda satılık ve kiralık gelinlik fiyatları arasında çok büyük bir farkın olmadığını öğrendiğimde vazgeçip satın aldım. Zaten aradaki fark sadece %20-%30 civarında. Tabii bir de gelinliğin hazır model mi yoksa özel dikim mi olacağı konusu var. Bakalım en uygun fiyatlısı hangisiymiş? Hazırdan seçimler ve hazırdan kiralık seçimler şu an için en ekonomik seçimler. Özel dikim ve satılık seçimlerse diğerine göre daha maliyetli olan seçimler. Burada kişi hem bedenine uygun, hem vaktine uygun, hem de bütçesine uygun planlamayı birlikte kendimiz yapabiliyoruz gelinle. Bir değişçilik konusu var. Dümdüz bir kumaşı etkileyici bir gelinliğe dönüştüren o ustalığa nasıl fiyat biçeceğiz? Bu konuda net bir kriter yok. Çünkü herkesin ustalığı, tekniği, işçiliği birbirinden farklı. Buna göre her marka işçilik bedelini kendisi belirliyor. Gelinlik fiyatlarını etkileyen kriterleri artık bildiğine göre sıra bütçene uygun gelinliği bulmaya geldi. Düğün.com'da 10.000'den fazla gelinliği bir arada bulabilirsin. Linki açıklamaya bıraktık. Bunun gibi daha fazla ipucu için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.